Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı zebhe bis-sinni ve'z-zıfri. Bu bab diş ile yahut da tırnak ile hayvanı boğazlamak caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Vehb ibn Cerir ve Revh ibn Ubade, kâle haddesena Şöbe, ha ve haddesena İbrahim ibn Merzuk, قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال جميعا عن سماك بن حرب عن مري بن قتري رجل من بني ثعلب عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله köpeği gönderiyorum feyahuzu sayda avı tutuyor fela yekunu ma'i benimle beraber de olmuyor ma yuzekkihi o hayvanı boğazlayacak piçak vesaire olmuyor İlle merve vel asi. Ya asa var yahut da keskin taş var. Nasıl yapayım? Köpek gitti, abi getirdi. Benim de bıçağım yok bunu boğazlamaya. Elimde bir asa var. Bir de keskin taşlar var. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdular ki enhiri deme bima şiite. Kani akıt da ne ile akıdırsın akıt dedi. Yani o hayvanın kesilecek yerinden kes ama ne ile kesersen kes. Dedi. Vezkur ismallahi azze ve celle. Allah'ın ismini de zikriyle. Şimdi bu hadisi şerife göre ulemanın beyazı iştihad ettiler. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavül buyurdular ki fezehebe kavmin ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? İlâ en ebâhû mübah kılmaya zahip oldular ki mübahdır dediler. Neyi? Mâ zübihe bissinni ve zıfri. Diş ile yahut da tırnak ile boğazlamayı mübah kıldılar. Öyle diş, öyle tırnak ki el menzu'ayni yerinden çıkmış. Yani elinde tırnak var, kendi tırnağı değil. Dışarıdan başka bir tırnak var. Yahut da başka bir diş var. Ondan hayvanı kestiler. Ve gayril menzu'ayni. Bir de var ki hayır, kendi dişiyle tuttu hayvanın boğazını, dişiyle koparttı, oradan kana akıttı. Yahut da tırnakları, keskin tırnaklarla boğazını kesti, kana akıttı. Bunlara göre her ikisiyle de kesse caiz olur. وَاَحْتَدُّوا ف۪ي ذَٰلِكْ بِهَادَ الْحَدِسِ İşte bu hadiste de istidlal ettiler ki Resulullah Efendimiz Ali ibn-i Hatim'e demiş ki kan akıt da ne ile akıdırsan akıt. Esas ihtilaf insan kendi tırnağıyla yahut dişiyle bir hayvanı öldürse boğazındaki o kan şeyini kese, kan damarlarında kan çıksa caiz olur mu olmaz mı? Bunda ihtilaf var. Ulemanın bir kısmı diyor bu caiz olmaz. Eğer dışarıdan bir tırnak bulmuş yahut bir diş bulmuş da bıçak yerine kullanırsa caiz. Ama kendi dişiyle, kendi tırnağıyla yaparsa caiz değil. Birinci zümre diyor ki bu hadisi şerif mucebince ha kendi dişiyle ha dışarıdan bir kopmuş bir dişle ha kendi tırnağıyla ha kopmuş bir tırnakla boğazlasa caizdir. Yani maksat kan akıtmaktır diyorlar. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet eylediler. Fekerihu ma zübihe bihima. Diş ile tırnak ile boğazlanan hayvanı mekruh gördüler. İza kana gayre menzu'ayni. Eğer kopmamışsa, vücutta ise. Ve ebahu mubah kıldılar. Ma zübihe bihima. Diş ve tırnakla zebh olunan hayvanı mübah kıldılar. İzâ kâne menzu'ayni vücuttan ayrılmış ise. Vücuttan ayrılmış güzel bir tırnak buldu. O tırnağı bıçak gibi uğurdu hayvanı kesti. Yahut da bir diş buldu, dişinden kesti. Onu mübah kıldılar. Ama insanın kendisinde muttasil olursa, bitişik olursa onu mübah kılmadılar. Peki birinciler hadisi şerif zikret getirdiler. Delil olarak Ebu İbn Hatem'in hadisini getirdiler. İkinciler de وَحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında ikinci zümrede hüccet getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا إِبْرَاهِيمِ بْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوكَ اَنْ عَبَايَةَ بْنِ رُفَعَ اَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ اَنَّهُ قَالَ Ashabtan Rafi ibn Khadij buyurdular ki قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz'e hitaben dedi ki ya Resulullah inna laqul aduvi gaden. Harbe gidiyordular. Dedi ki ya Resulullah biz yarın düşmanla mülaki olacağız. Düşmana karşı gittik yarın harp başlayacak.
وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَنْ Bizimle beraber piçak, hançer böyle bir şey de yok. قَالَ Buyurdu ki مَا أَنْهَرَ الدَّنْ Yani ben o vakit bir hayvan keseceğim. Yarın düşmana karşı gidiyoruz. Benimle beraber şimdi bıçak da yok. Bir hayvan keseceğim şimdi. Ne surette keseyim? Buyurdu ki مَا أَنْهَرَ الدَّنْ Gani çıkaran bir şey. Bir şey de kes. وَزَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ Gani çıkaran bir şeyle hayvanı kestin, kan çıktı. Allah'ın ismini de zikrettin mi? Fekül. Ye. Lakin leyse sinnu ve zifu. Hayvanı kestiğin şey diş ve tırnak olmasın. Kan çıkar da neyle çıkarsan çıkar. Diş ile tırnak ile olmasın da keskin taş olsun, kamış olsun yahut da keskin bir ağaç kabuğu bir şey olsun. Hepsi caiz. Ve se uhbiruke. Peygamber Efendimiz buyurdu ki peki diş ile tırnak ile kesilirse bunu yeme, bunu da haber vereyim. Emme zifru emme tırnağa gelirse femudel habeşeti bu habeşlerin boğazlamasıdır. Habeşler tırnağla hayvanı boğazlarlar. Onun için siz tırnağla boğazlamayın. Ve emme sinnu dişe gelince feazmın bu da bir gemiktir. Gemiktir, gemikle de boğazlanmaz. Resulullah Efendimiz şimdi bu hadis-i şerifte İkisinden nehyeyledi. Diş ve tırnak olmasın da neyle boğazlarsan boğazlar. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle haddeseni Süfyan-ı Sevriyü an ebihi an Ubayete bin-i Rufa'a an ceddihi Rafi ibn-i Hadic radıyallahu anhu ennehu kâf. Rafi ibn-i Hadic dedi ki li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e inna nercu ev nakşa ennelkel aduvve Yarın biz düşmana karşılamayı ümit ediyoruz. Düşmanı karşılarız. Yahut da korkuyoruz. Yarın düşmanla karşılaşırız. İbarede iki türlü rivayet var. Ya ümit ediyoruz yahut da korkuyoruz. Yarın düşmanla karşı karşıya geliriz. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَنْ Bizimle beraber hançerler yok. اَفَنَزْبَحُ بِالْقَسَبِ Biz kamışla hayvanları keselim mi? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ma ol bir şey ki enheret demekani akıttı. Ve zükresmullahi aleyh. O hayvan kesilirken de Allah'ın ismi ona zikredildi. Fekulu. İşte onu yiyiniz. İlle sinne ve zıfre. İlla diş ile ve tırnak ile kesilen hayvanı yemeyiniz. Fefihadel hadis. İşte bu hadisi şerifte olucudur. İhracü nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin çıkarması neyi? Es-sinne ve zıfre. Dişi ve dırnağı boğazlanan eşya arasından çıkarması vardır. Neden? Mimma ebâhe zekâte bihi. Hayvanı boğazlamak şeyler her şeyle caizdir. Fakat onların içerisinden iki şeyi istisna etti ki insanın tırnağıyla yahut dişiyle boğazlanan hayvan caiz değildir. Halbuki evvelki hadiste bu caiz idi. Bunda caiz değildir dedi. Öyleyse fehtemelen yekûne zâlik alel menzû'in. Peygamber Efendimiz diş ve tırnakla kesilen hayvan yenilmez dediği vakitte burada iki ihtimal var. Neye? Alel menzû'ini bu diş ve tırnak insandan ayrı olmuş ve ihtemelen yekûne alel menzû'ini ve gayril menzû'ini. Bir ihtimal ayrı insanın vücudundan ayrı olan diş ve tırnakla kesilen hayvanı yemeyi. Diğer bir ihtimal de hayır. İster insanın kendi vücuduna muttasil olsun, ister ayrı olsun bunu yemeyin. İki ihtimal var. Şimdi hangisini alacağız? فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ لَلْمَنْزُعَيْنِ İnsandan ayrılmış diş ve tırnak olursa فَهُمَا اِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْزُعَيْنِ اَحْرَى Eğer insanın vücudundan ayrılmış diş ve tırnakla kesilen hayvanları yemeyin murat edilmiş ise öyleyse insana muttasil olan diş ve tırnak evla bitterik caiz değildir. Ehra'yı yekûne kezalik. Yani caiz olmamakta daha layıktır. Ve inkâne zâlike lâ gîril menzû'ayni Yok Resulullah Efendimiz insana bitişik olan ayrılmamış diş ve tırnakla kesilen hayvanı yemeyin bunu kastetmiş ise feleyse fî zâlike delîlun alâ hükmül menzû'ayn Bunda insanın vücudundan ayrılmış diş ve tırnakın hükmüne delil yoktur.
Fizalik bu meseledeki keyfe o nasıldır? Resulullah Efendimiz eğer vücuda muttasil olan diş ve tırnakla kesilen hayvanı yemeyin. Murat bu ise, ya insanın vücuduna muttasil değilse bunun hükmü nasıl? Bu hadis ona delalet yok. Ona ayrıca bir delil arayacağız. فَلَمَّا اَحَاتَ الْعِلْمُ Vaktaki bizim ilmimiz ihate ettiği bir vuku'un nehyi, nehyin vuku'unu ihate ettiğini yani bildik ki Peygamber Efendimiz nehy eyledi. فِيهَذَا bu meselede عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُعِينِ Bunu katiyen bildik ki insandan ayrılmayan diş ve tırnakla kesilen hayvan yenilmez. Bunu bildik. İlmimiz ihate etti. وَلَمْ يُحِيْتِ الْعِلْمُ بِوُقُوعِهِ عَلَى الْمَنْزُعِينِ Fakat insanın vücudundan ayrılmış diş ve tırnakla hayvan kesilirse bunu bilemedik. İlmimiz bunu ihate etmedi. Bize şüpheli kaldı. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ عَدِيٍ Halbuki o birinci rivayette Adi ibn Hadisi Adi ibn Hatem'in hadisinde geldi. اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَهُ مُتَّقَى Mutlak olarak. Yani diş ve tırnakla kes, akıt kani. Orada mutlak. İster ayrılmış olsun vücuttan, ister ayrılmamış olsun. Öyleyse اَخْرَجْنَا مِنْهُ مَا اَحَاطَ الْاَلْمِ İlmimizin ihate ettiğini biz ihraç eyledik. O da neyle? بِيْخْرَاجِ حَد۪يسِ رَافِعِ Rafi ibn Hadic'in hadisinin çıkarmasıyla İyyahu onu minhu ondan. Yani Rafi ibn Hadis rivayet etti ki insana muttasil olan diş ve tırnakla kesilmez dedi ya. Bunu anladık. Öyleyse bir defa kaideden bunu çıkardık. İnsana bitişik olan diş ve tırnakla kesilen hayvan yenilmez. Kaldı insana bitişik değil, ayrılmış bıçak yerine kullanılıyor. Bunlara kaldı. Ve terekna ma lem yuhitil ilmu ilmimizin ihate etmediğini terk ettik ki o da insanın vücudundan ayrılmış olan diş ve tırnak. بِيْخْرَاجِ حَد۪يسِ رَافِعٍ اِيَّهُ مِنْهُ Rafi ibn Hadic'in hadisin bunu ihraç etti mi, etmedi mi, onu bilemedik. Bilemediğimiz gibi bunu عَلَى مَا أَطْلَقَهُ حَد۪يسُ عَد۪ي ibn Hatem radıyallahu anh Öyleyse Adi ibn Hatem'in hadisindeki mutlakiyet üzerine koyduk. Yani caizdir dedik. Hulâse şimdi bundan bu iki hadisin tevilinden şu oluyor. Adi ibn Hatem İster insanın vücuduna bitişik olsun diş ve tırnak, ister bitişik olmasın, kesilirse hayvan yenilir. Rafi ibn Hadis dedi ki insanın vücuduna muttasil ise yenilmez. Öyleyse Rafi ibn Hadis'in rivayet etti ki insanın vücuduna bitişik olan diş ve tırnakla kesilen hayvan yenilmez. Bunu bildik, ötekinde hal üzerine koyduk. Yani caizdir dedi. Ve kadru yani İbn Abbas radıyallahu anhuma fi hada. Abdullah ibn Abbas'tan da bu mesele hakkında rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki kad haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddesena Husayb ibn Nasih. Kale haddesena Ebu Aşas en Ebi Reca el Utaridi. Kale harecna Hucacen. Biz hacı olarak yola çıktık. Fesade raculun min el kavm ernebe. Cemaatten birisi bir tavşanı avladı. Fezebahaha bi zifrihi. Onu tırnağıyla boğazladı. Tırnağıyla hayvanı yavaş yavaş kanını akıttı. Feşevaha, onu kebap etti. Feekeluha, onlar yediler onu. Velem akül me'hum, ben yemedim. Tırnağıyla boğazladı ondan dolayı bu yememiş. Ama öteki cemaat yemiş. Felemma kadimnel Medine, vaktaki Medine-i Münevvere'ye geldik. Se'eltü ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas'a sordum ki böyle cemaatten birisi bir tavşan avladı ve tırnağıyla boğazladı. Bunlar yediler. Ben yemedim. Mesele nasıldır? Ne buyurursun dedim. Fekale buyurdu ki لَعَلَّكَ اَكَلْتَ مَعْهُمْ Belki sen de onlarla beraber yedin. Yani yedin mi? Fekultu Ravi diyor ki ben dedim ki la ben yemedim. قَالَ اَصَبْتَ Sen doğru yapmışsın. Yemediğini isabet etmiştin. اِنَّمَا قَتْلُهَا اِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقَنْ Tırnağıyla onu kesen adam onu boğmuş sayılır. Boğulan hayvan yenilmez. Mesela hayvanın boynuna ipi sar, ondan sonra boğulsun. Münhenike derler ona ki o yenilmez. İşte o tırnağıyla boğazlayan, boğazlamış ya onu, o da o boğulan hayvanın hükmündedir, o da yenilmez. Şimdi bu da delalet ediyor ki insanın kendi eli, diş işi, tırnağı yahut dişiyle olursa, onunla boğazlarsa o boğulmuş hükmündedir, yenilmez. Bu Abdullah ibn Abbas'ın fetvası.
حدثنا إبراهيم بن مرثو قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله. Yine Ebi Recail ve Taridi'den bu hadisi şerifi başka bir senetli İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Efela tera, sen görmez misin? Enne ibn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas kad beyyene fi hadisihi, hadisinde beyan eyledi fetvasında, hazel ma'na, bu ma'nayı, ellezi, öyle ma'na ki bihi, o ma'na sebebiyle harumu haram oldu, eklu ma'zu bihadiz zıfri, tırnak ile kesilen hayvanın yenilmemesinin sebebini beyan etti ki niçin yenilmiyor. Beyan etti ki onun manası nedir? Tırnak ile kesilen hayvanın manası ennehul khanik. Khanku, o hayvanı boğmaktır. Lenne mazubha bihi, çünkü o tırnağıyla zethullan hayvan, fenne mazubha bi kaffin, eliyle, demek hayvanın boğazını sıkmış, sıktığı gibi başlamış tırnağıyla da o şeyini koparmaya. İşte o sıkmadan hayvan ölüyor. Boğulmuş sayılır. O da hangisidir? Hangi tırnak? Huve zıfrul murakkebu fil kef. Elde bitişik olan tırnaktır. Bir de var ki dışarıdan tırnak buldu, bıçak gibi yavaş yavaş süre süre kesti. O bıçak hükmündedir. O caizdir. La zıfrul menzuvet. İnsanın elinden ayrılmış tırnak değil de insanın elinde olan tırnakla boğazlar, o boğmak hükmündedir. Ve kezalike ma nuhiye anhu ma'zalik. Yine bunun gibidir ki Peygamber Efendimiz'in nehyinden vakı olan şey minezzibhe bissin. Diş ile boğazlamak da böyledir. Dışarıdan bir hayvanın, bir insanın dişini aldı, fişak gibi onu hayvanın boğazına sürerek kesti, o yenilir. Ama kendi dişiyle gemire gemire hayvanı boğazladı. O boğmak hükmündedir, o da böyledir. Fe innemâ huve alessinnil murakkebeti filfem. O boğmak hükmünde olan hangi diştir? İnsanın ağzında olan diştir. لَاَنَّ ذَٰلِكَ يَكُونُ عَدَّمْ. Bu ısırmak olur. Tabi dişini kendisi sürmekle olmaz. Onu ısıracak. Isırdığı gibi de hayvana gırtlağını sıktığı gibi hayvan boğulacak, ölecek. İşte böyle olur. Onun için o da yenilmez. Isırmak olur. فَاَمَّ السِّنُّ الْمَنْزُوعَ. Ama bir yerde bir ayrı bir diş buldu. İnsanın vücudunda değil. Onu fişak yerinde kullandı da hayvanı kesti. Fela, o boğmak hükmünde değildir. O caizdir. Ve hâdâ kavle Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmain. İşte İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in kavilleri de budur. Bir hayvan, piçak bulunmadığı bir yerde herhangi bir şeyle, insanın vücudunda olan tırnak ve dişten başka herhangi bir şeyle boğazlarsansa, kan çıkarsa caiz olur. Ama insanın kendi tırnaklarını beslemiş yahut da dişleri keskin hayvan onlarla boğazlamış, o yenilmez.